Merhaba değerli dostlar. Bu hafta size Arun indikatörünü anlatacağım. Tabii geçtiğimiz hafta inanılmaz bir hafta, tarihi bir hafta yaşadık. Tarihi bir düşüş gerçekleşti biliyorsunuz. Borsa 2 gün boyunca devre kesti. Bunun da tabii yansımalarını hem geçen hafta hem de bu hafta neler olabilir? Bunları dilimiz döndüğünce sizlere aktaracağım inşallah. Şimdi tabii bunları geçmeden önce öncelikle uyarımızı, yasal uyarımızı yapalım lütfen. Bu önemli ve zorunlu açıklama. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diyerek tekrar konumuza gelelim. Evet, bugün Arun indikatörünü anlatacağım. Ama öncelikle şöyle yapalım. Geçtiğimiz hafta neler oldu piyasaları onu bir net olarak ifade edelim. Sonrasında da piyasalarda neler olabilir? Bunu bir de Arun indikatörü ile endeks bazlı değerlendirelim. Olur mu? Böyle daha güzel olabilir sanki. Geçtiğimiz haftayı tabii bir önce değerlendirelim. Geçtiğimiz hafta evet biraz toparladı borsamız ama şimdi endekste de görürüz. Grafikleri paylaşırım sizinle. Fakat işte Naci Ağbal'ın görevden alınması sonucu piyasa sert bir tepki verdi. Özellikle bankalar tarafında hele hele Garanti ve Akbank'ta özellikle de Garanti'de ciddi satışlar geldi. Yani Garanti hiçbir şekilde kafasını kaldıramadı, hala kaldıramıyor. Bu hafta ne olacak göreceğiz. Dolayısıyla bu sert satışlar diğer hisselere de yansıdı. Bu hisselere yansıması ciddi anlamda borsayı önce devre kestirdi. %5'lerde, 7'lerde, 10'larda devre kesti. Sonrasında ertesi gün yine tekrar aynı hareketler oldu. Ama ertesi gün öğleden sonra artık öğleye yakın en azından borsa kendine geldi. İşte alışlar yapılabildi, satışlar yapılabildi. Normal alış ve satışlar. Sonrasında da artık biraz daha dengini buluyor gibi oldu. Bu arada doların ciddi şekilde yükselişi oldu. Biliyorsunuz 8.40'lara kadar cumartesi gecesi çıkmıştı. O da gerçekten olumsuz etkiledi bizleri. Bu hafta neler olabilir? Onu birazdan konuşuruz. Yani işte bazı kararlar diyelim, şöyle diyelim, yatırımcının ya özellikle yabancı yatırımcının ani çıkışlarına, ani satışlarına sebep olabiliyor. Bunun için biraz daha böyle her şey güzel giderken bunu bozmamak lazım. O şekilde düşünüyorum. Bunları da biliyorsunuz özellikle artık Clubhouse'da biliyorsunuz Borsa Mühendisi kanalımız var. Oraya ünlü hocalarımız da geliyor. Çok sağ olsunlar. Başta Tuncay Uturuşucu hocam en son geldi. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan tekrar. İnanılmaz bir program yaptık. Clubhouse şu anda sadece iPhone'larda var arkadaşlar. Android'de de çok yakında gelecek. Kayıt da yapılamıyor, paylaşamıyoruz. Biliyorsunuz ben EMA'ları anlatırken o eğitimi Clubhouse'da eş zamanlı olarak yaptım yayını. Dolayısıyla çok güzel dönüşler alıyoruz. Orada belirli bir kitlemiz var, grubumuz var. Türkiye'nin de en büyük borsa kulübüyüz. Onun için bekliyorum orayı da. Şimdi şöyle yapalım. O zaman yavaştan endeks tarafına geçelim. Hem de Arun'u anlatalım. Evet, şöyle yapalım. Evet, endeksi görüyorsunuz nasıl çizmişiz. En son çizdiğimiz ne olmuş? Ne demişiz burada? Onu da bir bakalım. Evet. Bakın endeksi şöyle demişiz en son. Şurada şöyle gelecek, gidecek, gelecek. Evet, belki bir tekrar gidecek, kıracak ya da aşağıya sert bir şekilde dedik. Evet. Şurayı şuradan döndüğünde yapamadığı serti yukarı doğru tekrar dönüp sert bir şekilde yaptı. Bizim sıkıntımız neydi? Şunları kaldırayım. Yani şurada şunu gördük ama şu hem gepli hem de sert olarak aşağıya gelmesi görüyorsunuz. Bu hiç beklenen bir şey değildi. Çünkü bakın burada kaç seviye kırdı arkadaşlar? Bakın kaç seviye kırdı burada? 1453 tarafını kırdı. Onu kırdığı yetmediği gibi burada 1371'i kırdı. Arkadaşlar burası çok önemliydi. Biliyorsunuz biz bunu daha önce bu virüs olayında bakın burada şurada test ettik 1371'i. Yetmedi buraya kadar geldi. 1280'i kırdı ve aşağı iğne atıp 1250'yi oradan geri geldi. Allah'tan geri gelebildi yani. Ki hala bakın risk görüyorsunuz. Mumlardan da anlaşıldığı üzere devam ediyor. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da bakın çok ciddi bir kırmızı mum. İnanılmaz derecede
kötü. Bakın şunundan daha kötü bir kırmızı mum görüyorsunuz. Ve inşallah en azından toparlanması olur. Ama bunun mutlaka bir daha düzeltmeleri olacaktır. Yoksa endeksin yönü bakın EMA aralığı gördüğünüz üzere aşağıya doğru bir dönüş var. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tabii bunları anlatacağım size. Önce Arun nedir? Arun'u bir anlatalım size. Başlıyorum eğitimime. Sonrasında önümüzdeki haftayı değerlendireceğiz. Arkadaşlar Arun diye yazıyorsunuz buraya TradingView'da. Bakın Arun çıkıyor. Tıkladığınızda şöyle bir şey gelecek size. Bakın şöyle bir şey geliyor. 0 ile 100 arasında değer alıyor arkadaşlar Arun. Tıkladığınızda şöyle yapalım. Şu 14'ü bozmayalım hiç. 14 zaten standart. Şurada yalnız yükselişi ben yeşil, düşüşü alt tarafını kırmızı yaptım. Siz isterseniz mavi yeşil veya istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önemli değil. Hassasiyete de dokunmuyorsunuz. Burada zaten varsayılanlar aynı. Normalde bakın ayarları sıfırla dediğinizde böyle geliyor. Ben bunu yeşil yaptım. Tamam. Bunu da kırmızı yaptım ki daha net görelim diye. İsterseniz buradan çizgileri de şey yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Değiştirmenize gerek yok. Bakın, Arun böyle bir şey. Biraz daha farklı diğer indikatörlerden. Gördüğünüz gibi 0 ile 100 arasında değişiyor. 50, bakın şu aradaki 50 arkadaşlar önemli bir seviye. Bu 50'yi birazdan değineceğim. Neden önemli? Bu yeşil çizgi kısaca anlatıyorum. Çok detayına girmeyeceğim. Biliyorsunuz çok teknik şeyler bunlar. Çok teknikle başınızı ağrıtmak istemiyorum. Neden? Çünkü 14 günlük bir ortalama var. Onun bir hesapları var. Ona göre bazı hesaplar yapıyor falan. Oraları girmiyorum hiç. Bunları zaten çok böyle detay hani algoritma düzeyinde isteyenler varsa Kıvanç Özbilgiç Hoca'nın yayınlarına gidebilirler. Orada adam zaten bunları bir saat anlatıyor. Yani orada dinleyebilirsiniz. Bakın şimdi yeşil üstü olduğunda bakın görüyorsunuz burada da bir şey var. Haftalığı almışız ama şunu günlüğe alayım ben. Günlük evet şu anda X yüzü şey yapıyoruz arkadaşlar. Açalım. Bakın şurada yukarıda olduğunda yeşil yükseliş trendi demek. Görüyor musunuz yükseliş trendini? Evet bakın yükseliş trendi. Bak hiç bozmuyor. Bakın şurada bile bakın şu düşüşte bile bozmuyor. Devam ediyor. Bakın kesmiyor. Bakın ne kadar uzun süre sizi götürüyor. Bakın. Gidiyor 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 gidiyor. Tam şurada artık kesiyor. Burada artık kesiyor. Al vermiyor. Şurada tekrar bir al verdiriyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Şurada tekrar kesiyor. Şuralardan korumaya çalışıyor sizi. Bakın. Buraya geldik. Tekrar burada al veriyor. Hemen şu düşüşte artık kes veriyor. Tabii bu düşüşte artık herkes kesti. O ayrı mesele ama Arun özellikle günlükte çok güzel çalışır arkadaşlar. Bakın haftalık olayına bakalım. Haftalıkta da artık kesmiş aşağı doğru. Bu haftayı göreceğiz. Onu bilmiyoruz. Devam mı ediyor yoksa buradan dönecek mi? Çünkü oradan dönmeler de olabilir. Bakın burada hızlı dönüşler yapabiliyor bazen. Şuradaki gibi. Buradasını dönmüş yaklaşırken. Onun için bugün haftalığı da gördüğümüze göre şimdi Arun'u daha net bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi mesela dolar bazlı bakalım. Her yerde çalışıyor bu arada arkadaşlar. Dolardır, Bitcoin'dir. Bakın Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de şu anda sat vermiş. Haberiniz olsun. Bakın sat vermiş. Gördünüz mü? Kırmızı yukarıda kesmiş. Makas bakın açılmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu kesmesi için daha buralara kadar gelmesi lazım 50'lere doğru ki 50'lerde kesiyor bakın. Kestiği nokta bakın şuraya bakın. Şuraya bakın. Genelde 50 civarında keser arkadaşlar. Dolara merak ettim. Dolara bakıyorum. Evet dolara geldik. Bakın dolar evet şu anda kesmiş yeşil gördüğünüz gibi ama yatay bir pozisyonda gidiyor. Bu ilginç. Dolarda da şu hareket yani görüyorsunuz işte yani böyle bir harekette artık ne kadar direnebilirsiniz, ne kadar orada pozisyon alabilirsiniz o tartışılır. Burada bakın yükseliş trendine girmiş. Bakın sonra düşüşe geçmiş burada. Ama hala sattırmamış. Şurada sattırmış artık. Şurada. Burada da artık satış yemiş. Sonrasında hızlı bir şekilde yükseliş. Tekrar al verdirmiş burada. Şu an alı devam ediyor. Burada arkadaşlar şöyle daha yatay bir şey bakmaya çalışacağım. Saniye. Şurada neye bakalım? Yine bizim bu Amerika. Bizim X yüze bakalım. Ha şuraya bir bakalım. Bakın şurada şurayı göstermek istiyorum. Burada bir sat vermiş. Görüyor musunuz mu? Şurada vermiş satı bakın. Şurada sat devam ediyor.
Bakalım bak nereye kadar devam ediyor arkadaşlar? Buraya kadar devam ediyor sat. Aslında bu sat veriyor ama bu tam bir sat değil. Bakın paralel gidiyor birbirine. Gördünüz mü? Şunun paralel gitmesi bu trendin korunduğunu gösteriyor. Yani sat pozisyonunu koru diyor. Ne zaman size al pozisyonu veriyor? Bakın burada. Artık diyor burada alabilirsin diyor. Yukarı doğru. Ondan sonra hemen kesiyor satı veriyor. Ve sat pozisyonunu koru diyor tekrar ve yukarı kesiyor. Bakın buradaki gibi değil. Görüyor musunuz? Şimdi bunu bir hisse özelinde yapalım. Mesela Tüpraş. Biliyorsunuz 3 ana hisselerimizden birisi. Bakın burada ne olacağı belli değil. Görüyor musunuz Tüpraş'ta? Burada yatay devam ettiriyor bakın. Paralel gidiyor iki çizgi birbirine. Sonra burada artık satı veriyor. Diyor ki sat artık diyor bunu diyor. Ve sat pozisyonu şu anda bakın buradaki gibi şu anda koruyor. Şurada olduğumuzu düşünelim. Aynısını şu an korumakta. Bakın burası birebir. Ne zamanki kesti o zaman al verecek. Yani yeşil yukarı çıkacak. Burada bakın. Burada kesmiş ve yeşili yukarı almış. Bakın uzun süre bakın Tüpraş'ı nereye kadar? Bakın şurada bile sattırmıyor. Bakın farkındaysanız. Şurada artık diyor ki sat diyor. Kaç burası? 110. Nerede aldırmış? Bakalım şurada. 80'de. Bunun gibi. Bakın şu anda hala mesela Tüpraş güzel hareketi yapmasına rağmen burada al vermemiş günlükte. Şişeye bakalım. Şişede de muhtemelen aynı şeyler vardı. Daha al vermemiştir. Evet. Al vermemiş yine görüyorsunuz. Çünkü ciddi bir düşüş oldu. O düşüşün toparlanması biliyorsunuz işte bu hesaplamalardan dolayı biraz uzun sürüyor. Şunu söyleyeceğim. Arun indikatörü günlükte en iyi çalışan indikatörlerden birisidir. Onu size net bir şekilde ifade edeyim. En iyi ve çok sağlamcıdır. Garanti bir şekilde çalışır. Haftalıkta da çok iyi çalışır. Bunu unutmayalım lütfen. Şu paralel olarak giden noktalarda buralara dikkat edin. Paralel olarak gidiyorsa burada bir konsolidasyon süreci dediğimiz bir mal dağıtım olabilir, bir toparlanma olabilir, bir destek noktası olabilir veya direnç noktası olabilir. Buralar çok önemlidir. Bakın şuralar. Buralardan ani kırılımlar beklenebilir. Bu her zaman olacak diye bir şey yok ama beklenebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Arun bu şekilde. Bir tane daha hisse bakalım. Aselsan'a bakalım. Evet, Aselsan bakın. Ne kadar yatay gitmiş değil mi? Bu yatayda da ne yapmış? Bakın şuraları size yatay olarak geçirmiş. Yani buralarda bir hareket yapmayın demiş. Aldı durabilirsin. Sonra satı geçmiş. Bakın. Aselsan malum çok yatayda gittiği için en sonunda işte sat vermiş. Bakın şu anda satta. Eğer ki burayı kesmezse bu sat pozisyonunu koruyor görüyorsunuz. Uzun bir şeyde de bakın uzun bir süreçte de bu şekilde size aldı tutabiliyor. Yani al satı çok az yaptırıyor. Bakın saatliği düşüreceğim şimdi bunu. Saatlikte bile bakın ne yapıyor? Şurada aldırıyor size şey sattırıyor. Sakın diyor pozisyonunu bozma diyor. Bakın sattırıyor. Şurada aldırıyor. Bakın şurada ki nerede sattırıyor tekrar? Şurada sattırıyor. Şu anda sat pozisyonunu koruyor. Tabi burası saatlikte artık şu pazartesi bozduğu için biraz daha verinin daha fazla olması lazım. Ben bunu zaten dile getirdim. Clubhouse'da da söyledim. Diğer yerlerde de söyledim. Arkadaşlar şu an hemen size X100'ü göstereceğim. Günlüğünü de alacağım. Şu anda bütün şeyler geçersiz oldu. Yani yeni bir dalga oluşacağı için bizim bu hafta çok önemli olacak. Veriler yeni geliyor. Bu eski veriler evet destek direnç olarak doğru olabilir ama tahminleme olarak indikatörlerin şu an kafası karışık onu söyleyeyim. Bakın şöyle bir şey de bakın nasıl olmuş. Evet şöyleydi. Şurada artık bakın tamamen her şey bozuluyor. Burada hiçbir indikatör şuraya şey yapamıyor. Ya buraya elemine edilecek indikatörler elemine edecekler bunu saymayacaklar ki olmaz. Çünkü burada şu verileri o zaman kaçırmış olur. Dolayısıyla burada biraz daha veri toplayıp ondan sonra bu indikatörlerin tam olarak çalıştığını görmek lazım. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Mutlaka ve mutlaka her ne indikatörü kullanırsanız kullanın. Yatayda dikkatli olmak zorundasınız. Yatayda indikatörlerin çoğu çalışmaz. Birçoğu çalışmaz. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Daha önce söylemiştim. Dolayısıyla Arun indikatörü arkadaşlar çok garantici bir indikatördür. Daha önce paylaşmış olduğum DMI vardı. DMI unutmayın. O da aynı buna benzer bir şekilde hatırlarsanız. Aynı onun gibi. Orada ADX de vardı. Onu da anlatmıştık. Arun indikatörünü diğer indikatörlerle kullanmak çok güzel sonuçlar verir.
Bu indikatörleri böyle bir harmanlamak lazım. İşte MACD ile, RSI ile olabilir, EMA'larla olabilir. Onunla harmanladığınızda çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Çok garantici bir indikatör. Onu tekrar söylüyorum. Bunu mutlaka deneyin. Şimdi o zaman şöyle önümüzdeki haftayı da bir değerlendirelim. Evet, şu an Amerika 10 yıllık vadeliler 1.67'de arkadaşlar, görüyorsunuz. Arun'la da bakalım. Hala yükseliş trendinde. Bakın kesmemiş. Gidiyor. Dolara bak, şey, altına bakalım. Altın artık bir yükseliş trendine girmiş gibi gözüküyor ama hala yatay pozisyonunu koruyor. 1.750'yi kırmadıktan sonra görüyorsunuz hala devam edecek gibi gözüküyor. Bu arada bayağı bir düşüş trendinde gözüküyor Arun ama bir toparlanma da yaşadı, özellikle petrol tarafı. Petrol tarafında da şu an o toparlanmayı görüyor gibiyiz. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin, evet, artık belki ben paylaşmıştım onu, Twitter'dan görmüş olabilirsiniz, borsa mühendisliğinde. Belki şöyle bir hareket yapacak. Yani yukarı doğru çıkıp oradan bu oboyu gerçekleştirecek. Bakın bu oboyu, şurada bir obo olacak. Olacak diyorum. Formasyon tamamlanırsa tamamlanmayabilir. Ondan sonra aşağıya giderse 51.000 seviyesine dikkat edin. Sert bir şekilde düşebilir. 30'ları görebiliriz. Belki daha da altları, belli olmaz. Onu o zaman değerlendirmek lazım. Şu an uzun vade konuşuyorum, günlük için. Dolara bağınıza bakalım. Evet, dolar. Evet, artık dolar 8.08'lerde. Ve şu an bakın şöyle yatayda pozisyonunu koruyor artık. Şu anda ne olacağını bekliyor bu da. Henüz SAT'a geçmedi. Ama bakın bu kırmızı çizgi aşağıya doğru giderse şuradaki gibi. Bakın aynı buradaki gibi. Veya burada şuradaki gibi diyelim. Bakın kırmızı aşağıya doğru gitti. Burada da yeşil çizgi yataya bağladı veya yukarı doğru gitti. Yani şuradaki gibi makas açıldı. Burada artık doların yükselişi söz konusu olur. Arun'la da takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Dolar bazlı da bakalım şöyle grafiğimize. Evet, dolar bazlı da maalesef artık 170'lerde tutunmaya çalışıyoruz. 200'lerden buralara düştük. Aynı şekilde Amerikan borsalarını gördük. Şöyle yapalım. X30'a bir bakalım ve vadeliye bakalım. Evet, gördüğünüz gibi X30'da aynı şekilde ve vadelilerde gördüğünüz gibi bu düşüşten payını aldı ve ciddi anlamda şu an hala sat veriyor. Hala toparlanmış değiliz, onu söyleyelim. Bu hafta inşallah toparlanırız. İndikatörler artık al vermeye geçer. Bakın Tüpraş ve diğerleri aynı şekilde şu anda hala hepsi Arun indikatörüne göre satta. Bakın Doho'yla bakalım, Petkim'e bakalım. Evet, hala görüyorsunuz. Maalesef işte Ekkeo 1.85'lere geldi 2.70'lerden. Hala ciddi anlamda sıkıntılı. Şurada bir de BİMAŞ'a bakalım. BİMAŞ endeks üzerinde etkili biliyorsunuz. Evet, BİMAŞ bile şu yükselişe rağmen arkadaşlar görüyorsunuz hala toparlayabilmiş değil. Hala indikatör Arun indikatörü. Sadece onu söylüyorum. Hala sat veriyor. Ama en azından EMA'lar düzelmiş. O güzel. EMA'ları da anlatmıştım biliyorsunuz zaten. Bu şekilde teknik eğitimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bu hafta neler olabilir? Hemen tekrar onu değerlendirelim ve kapatalım. Çok uzatmayalım yine. Bu hafta arkadaşlar şurada görüyorsunuz satışları gerçekleştirdik. Bizim şurada şu hareketi yapmamız lazım arkadaşlar. Toparlanabilmemiz için. Bakın şu hareketi şu şekilde şöyle yapabiliyor olmamız lazım. Özellikle bakın 1480 seviyesi çok önemli. Tekrar oraya geliyorum. Şurası. Yani şu düşüşü yaşadığımız yer. 1495'te yaşamıştık o düşüşü biz. 90'larda. Onun için bizim 1480 seviyesine hızlıca gelmemiz lazım. İkinci ana seviye. Ben bunları Bollinger Band'ını anlatırken de söyledim size. Orta seviye 1480, alt seviyesi Bollinger Band'ın 1371 dedim. Orayı da kırdık arkadaşlar. 1280'e daha kötü bir senaryoya gittik. O senaryo neydi? Onu da anlattım. Onu da anlattım burada. Bakın. Geri alalım. Onu da anlattım burada. Bakın. Doğru mu? Bakın. Şöyle olabilir. Bakın 1371 tarafına gelebilir. Buradan bakın 1280'e gelebilir. Tekrar böyle yükselip tekrar aşağı gelirsek neye bağladık onu? Tabii buradaki şu harekete bağladık. Şu hareketin, burada yapılan bu hareketin şuraya kadar olan hareketin arkadaşlar. Neye mal olabileceğini anlattık aslında. Olabilir mi? Olabilir. Ama şu anda bir toparlanma emaresi görürsek, güzel bir şekilde 1480'e gidersek o zaman tekrardan artık o eski seviyelere gelmeye çalışabiliriz. İnşallah da öyle olur. Umut ediyorum arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Niye çok uzattım? Kusura bakmayın.
Ama teknik eğitimler böyle. Eğitim talepleriniz var. Onları da değerlendiriyorum. Öncelikle YouTube'da Udemy'de ücretsiz bir eğitim oluşturmayı düşünüyorum. Özellikle yeni başlayanlar için. Sonrasında o eğitimin biraz daha detaylandırarak farklı farklı versiyonlarını oluşturacağım inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlı bir haftanız olsun. Lütfen moralleri bozmayalım. Stop, bakın stop ve kar al seviyelerimizi mutlaka riayet edelim. Yani stopta seviyemiz belli olsun. Aa şuradan dönecek, buradan dönecek. Yok öyle bir şey. Dönmez. Dönmez arkadaşlar, gider. Kar al. Kardaysanız karsız o pozisyondan çıkmayın. Hemen kar al seviyenizi koyun. Orası kırıldığı an hemen bir robot gibi düşünüp satın. Bol kazançlarınız olsun. Görüşmek üzere.